Tansel abi, Tabii ki. peki hazır konusu açılmışken Serhan abi de, yani açıkçası Serdar ve Emre de tabii merak ediyorum ama onlarla biz nispeten biraz kendi aramızda da konuşuyoruz ama senin fikirlerini önemsiyorum açıkçası şu anda. Galatasaray'ın kendi asetleri, yani şu anda kontratlı futbolcuları, kiralık verdiği, geri dönecekler, bunlardan kimlerden faydalanabiliriz? Yani biz bunu dün biraz tartıştık. Mesela benim şöyle bir iddiam oldu. Bazı arkadaşlar çok komik buldu ama milli maçta Arda Güler'in attığı golden Morutsa'nın kariyerinde onlarcası var. Ya tabii ki o seviyede değil, milli takımlar seviyesinde de var ama kendi liginde attığı onlarca gol var. Yetenekli bir çocuk. Ben mesela Morutsa'nı mutlaka kampta değerlendirmek isterim. Bir görmesini isterim hocanın. Hoca güzel değerlendirecek abi zaten kampta. Ya bu isimlerden mesela Taylan, Emre Kılınç nasıl çoğaltabiliriz ya da onlardan nasıl bir beklenti içinde olabiliriz önümüzdeki yıl için? Abi Taylan Emre gider, Emre olmuyor. Emre neden bu kadar düştü ben anlamadım, bilmiyorum. Emre'de felaket bir düşüş var abi, yani hani bize gelip bizle beraber başlayan bir düşüş. Bernardo Silva'mız varmış dedik adam iç oynarken. Orta sahalıktan iç oynar. O an elimizde Bernardo Silva varmış diyorduk. Oradan aşağıya doğru böyle yokuş aşağı felaket bir düşüşte. Abi bir Futbol Trabzonspor düzelir maçını mi? hatırlıyorum ben, Emre Kılınç'ın çok iyi oynadığı. Onun haricinde hiç hatırlamıyorum. Yani yanlışım varsa düzeltin. Yok yani Yok öyle. abi, yok zaten. Yok yani hani hep yokuş aşağı. Hani Ankaragücü de öyle bu arada. Hani ne bileyim, gitti oraya toparlar dedin de, ama Taylan iyi mesela. Taylan yükseldi mesela. Taylan toparladı mesela. Taylan'ı kullanabiliriz. Çünkü yerli de ihtiyacımız var diye konuşuyoruz ya az önceden beri. Taylan'ı kullanırsın. Taylan'ı Hamza'yı biz gibi kullanırsın. oynatmadılar abi çünkü. Taylan'ı biz gidip defansın önüne koyduk. Taylan o son Evet. atağı beceremedi ve yani sırtı dönük top alamadığı için çok fazla top kaptırdı, gol yedirdi vesaire. Ama Ankaragücü'nde Taylan'ın o top dağıtımından yararlandılar ve Taylan'ın arkasına hep Diak toparladı orada. Bir oyuncu daha Lamine vardı. Diak topluyor. Evet abi. Sezon'un ilk yarısında da Tolga Ciğerci'yi koyuyordu. Aynen. Evet. Sonra O da ayrıldı. ciğersiz 13 kilometre koşuyordu zaten. O da toparlıyordu Evet. arkasını. Evet. Şimdi mesela aynı şeyi bak, biz Oliveira'ya da aldırınca kaptırdık. Gol yedik abi Beşiktaş maçı keza. İşte iki orta sahandan değişe değişe çıkıp alacaklar. Aldığında ayağında çok tutmayacak. Çıkaracak hemen ayağından. Tayland'da o olmadığı için, altyapı fundamental kafada o olmadığı için alıyor. Döneyim diyor orada, öyle alıp dönmeyeceksin orada. Ya daha gelirken ilk dokunuşunla beraber iki adım eksilterek dönmüş olacaksın. Ya da kapatıp beke verip boşa kaçıp tekrar alıp da dönüp gideceksin yani. İkisinden birisi. Onu yapamadığın sürece bak, Lucas nasıl mesela? Yani aslında bu tam dediğimin karşılığı aslında Lemina. Hani daha böyle top gelirken alır, lap diye döner, iki kişiyi eksiltir. Hatta alıp hemen bir kişiyi eksilttirdi ağzından aldı. Tamam. Yani anında, yani hani o çok başka. İşte Tayland, işte mesela onun için Tayland dedim, hani Oli yerine Tayland yerli mesela. Bazı maçlarda içeride rotasyon, dinlendirme vesaire, hani deplasmanda oynarken daha öne gitsin. Uzaktan şutu var. Oraları kurcalasın. Defans arkası top Oli atabilir. kalır mı ya? Kalır abi Oli. Tansel Abi abi çok bir para, soru emekçi soracağım. var. Abi yerine böyle Coşkun. bahsedilen Parades, işte Parades veya işte başka bir futbolcudan bahsediliyor ya. Gelse bile kalır abi. Gelse bile Öyle mi? kalır. Tabii. Kalır abi. Takım için önemli oyunculardan bir tanesi abi. Yo ben Mesela bak, kalesini soyunma attım. odası için en önemli adam kimdir mesela sizce? Sana Soyunma hak odası için veriyorum en da önemli adam kendi gitmek kimdir? ister mi diye sordum Tansel Yok, abi. gitmek istemez. Yani. İstemez abi. O parayı zaten kimse vermez. 2.750 nereden alacak? Tansel abi, Coşkun'un sorusunu biraz genişleteyim mi perspektif olarak? Buyur abi. Tabii, Yani buyur abi. şöyle, ben hani çoğu zaman dile getirdim ama şimdi Okan Hoca'nın bir oyun anlayışı, bir taktik anlayışı, bir sihirli bir dokunuşu var. Bu yadsınamaz. Buna eyvallah. Şimdi kiralıklardan dönen oyuncuların hemen hemen tamamı Fatih Hoca'nın zamanında alınmış oyuncularımız. Şimdi Fatih Hoca gerek taktiksel, gerek hani manevi, hani burada kötülemek için söylemiyorum, o ayrı bir şey. Belki tam nüfuz etmemiş olabilir diye düşünüyorum. Okan Hoca'nın o sihirli dokunuşu, hangi oyuncuları böyle biraz daha üst seviyeye çıkartıp da biz bu oyuncuyu evet şu an satma noktasına, yani iyi bir paraya satabiliriz. Hani ederinin bir tık daha üstüne satabiliriz. Çünkü bu oyuncular elden çıkartılması gerekiyor ve kulübe bir şekilde bonservis getirilmesi bekleniyor. Yani takımda tutulması gerekenleri tutarlar, o ayrı. Okan Hoca'nın tasarrufu, o ayrı. Ama
Sence hani senin fikrini merak ediyorum. Sence Okan Hoca'nın böyle bir sihirli dokunuşla hangi oyuncular üzerinde hani böyle tesiri olabilir abi? Geleceklerden sadece değil mi? Hani önümüzdeki sezonu. Kiralıklardan abi. Dönenlerden. Abi çok büyük ihtimalle Morut San'ı kampta gördükten sonra bir bakar hoca. Sizin pek şeyiniz yoktur belki ama ben Çıkıldağ'a da bir... Çünkü şu an Eder'ine satamaz. Yani aldığımız parayı satamayız. Yani zarar edeceğimiz tek satış Çıkıldağ olur. Çünkü gittiği takım da şeydi yani. Hem lig hem orada çok şey yapamazsın onu. Şimdi abi Morutan diyoruz ama şimdi Morutan da bakacak olursak şimdi ne kadar üst düzey bir performans sergilese de idmanlarda şeylerde yani abi rotasyonda kalacak bu çocuk. Yani ilk 11'e mümkünatı değil. Yani mümkünatı yok. Giremez. Zaniolo var, Raşitsa var, Barış Alper zaten var. Hani kiralıktan dönecek oyunculardan. Raşitsa yok. Raşitsa yok da. Kiralıktan yok, yok. Hani dönecek oyunculardan hiçbirini zaten şu anda mevcut kadroda 11 olarak düşünebilme durumu söz konusu değil yani. Tabii. Ya ben abi şu an kadro kalitesi, kadro kalitesi olarak geçen senenin 7-8 üstündesin yani. Abi işte dediğim gibi bir tek Çıkıldağ'ı da şey yaparız. Çünkü 6'ya aldık. Ya, o 4 senelik ödeme aslında ama fark etmez yani. Hani sonuçta 6 milyon euro çıkacak senden bir şekilde. Çıkıldağ'ı 3,5-4'e falan okutursan okutursun İtalya'ya. Maksimum. Ama diğerlerinin hiçbirisinde zarar etmezsin. Hepsinde de kar edersin. Ama 1 edersin, ama 5 edersin, ama 20 edersin, ama edersin yani. Hani zaten bunun amaç buydu zaten. O bambaşka bir plan proje dahilinde alınmış oyunculardı. Bu bambaşka bir plan proje dahilinde alınmış oyuncular. Her transferin tutma yüzdesi diye bir şey yok. Ama ona rağmen o dönemde aldığın oyunculardan tutan bayağı var. Bu dönemden de nasıl tutan tutmayan olduğu gibi bu dönemden de galiba 6 tane var tutmayan. Tam yanlış hatırlamıyorsam Yusuf var. İşte Mata var vesaire vesaire. Yani bilmiyorum. Ben şu an sadece Çıkıldağ ile alakalı bir soru işareti var kafamda. Ama onun da bir transferin de bizde geç kapanacak olmasından dolayı bir de özellikle oyuncu aslında kötü oyuncu değil Çıkıldağ. Sadece temaslı oyunu sevmeyen bir oyuncu. Temas istemiyor. Topu çok hızlı ayağından çıkarır. Şutu var. Ceza sahası çok doğru yere koşar. Koşusu çok iyidir yani mesela Çıkıldağ'ın. Hani 8 numaralar arasında ceza sahasında doğru yere koşma konusunda çok iyidir. Ama temaslı oyun sevmiyor adam yani. Hani orada oynayacak adamın da temaslı oyunu seviyor olması lazım yani ilginç bir şekilde. Yani bir sırtını alması lazım vesaire. Onu sevmiyor. Ona daha yakın, 8'den ona daha yakın bir oyuncu. Yani bir şekilde oradan çıkabilirsin. Yani 1 milyon 2 milyon zararla çıkabilirsin ama diğerlerine herhangi bir şekilde zarar edeceğimiz, hiçbir şey yapmasak bile zarar edeceğimiz oyuncu yok. Morutan zaten baştan aşağı full yetenek. Saf yetenek yani. Denenip böyle bir iki tane de öneleme maçı oynadıktan sonra şey yapabilirsen devam edebilir. Vay canım geldi. Cancım saygılar. Can Bedel'de Morutsan ve Çıkıldağ Tansel abimle birlikte gizli sevdalarımız kalpler beraber abim demiş. Ya aslında şunu da söylemek lazım. Tabii ki de teknik direktörler sadece mevcut kadroyu değil aynı zamanda aslında bir önceki dönemden kalmış veya belli bir seviyenin altına düşmüş oyuncuları da birazcık böyle bir parlatma yönünden de önemli görevlerde düşüyor teknik direktörler üzerinde. Onu da söylemek lazım. Sonuç olarak bunların hepsi Galatasaray'ın bir değeri bu oyuncular. Şimdi birçok çöpleyen ya da kötü yorumlarda bulunan arkadaşlar var ama şunu da unutmayalım. Gittikten sonra istediğinizi söyleyin ama şu anda bu oyuncular Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncuları. O yüzden birazcık daha yorum yaparken beğenmiyorum demek yeterlidir. Daha ötesine gitmek bence Galatasaray'ımıza zarar verir diye düşünüyorum. Şu anda